TV izleyicileri. Her hafta cumartesi günleri kalede düzenlenen Pagos pazarındayız. Burada stand açan üreticilerin direkt tüketiciye ulaştığı bir pazar burası. Gittikçe de her geçen gün tanınan, bilinen bir pazar haline geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde açılan bu Pagos pazarı halktan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kendi ürettiği ürünleri satan burada her hafta Pagos pazarında tezgah açan bir ablamızla beraberiz. Merhaba, tanıyalım sizi. Merhaba, ben Ayşe. Bayındır'dan geliyoruz. Evet. Kendi ürettiğimiz ürünlerimizi getiriyoruz, doğal, ilaçsız. Neler var tezgahta? Turp otumuz var, karışık otumuz, kabak, pazılarımız var, cibes, lahana türü şeylerimiz var, biberlerimiz, pancarımız var. Evet. Patlıcanımız, narımız var. Getiriyoruz yani. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, memnunuz. İyi, satışımız güzel. Harikasınız, bol alışverişler diliyoruz, bol kazançlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, hoş devam edin pazara. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Açıldığından beri gelir misin sergi? İlk defa geliyorum, çok beğendim. Nasıl buldunuz, neler gördünüz, neler aldınız bakalım çantalarınıza? Kolyeler aldık, geziyoruz, yeni çıktık. Alacağız inşallah. Eyvallah. Nereden geldiniz? Uzundere Karabağlar'dan geldik, Karabağlar taraftan geldik. Artık her hafta gelirsiniz büyük ihtimalle. Büyük ihtimal geleceğiz. Eyvallah. Çok beğendik çünkü. Siz nasıl buldunuz pazarı? Vallahi İzmir'in en güzel yerine çok kurulmuş. Güzel. Ben buraya hiç gelmemiştim. Ben Ankaralıyım, sonradan geldim İzmir'e yerleştim. Çok beğendim. Vallahi hayranlıkla geziyorum, ilk defa geldik. Çarşamba günleri de Montreux'de Lozan Meydanı'nda fuar girişinde açılıyor. Lozan fuar kapısının içerisinden girilince. Böyle alışveriş yerleri. Aynen öyle. Çok güzel. Bilginiz olsun. Biliyoruz tamam. Onu. Ha, biliyoruz onu. Çok burayı güzel. Burayı da yeni gezdik. Çok beğendik. Gerçekten süper olmuş. Her hafta mı olacak? Evet. Her hafta oluyor burada cumartesi günleri. Cumartesi günleri çok güzel. Biz bilmeden geldik. Çok isabet. İyi alışverişler diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nereden izleyeceksin? Tanıyalım seni. Sözler ben. 21 yaşındayım. Kaleye Belediye yeni yer yaptı. Çok da memnunuz yani. Buraya şey amaçlı geliyoruz, hem hobi olarak hem de ticaret amaçlı. Bayağı iyi oluyor yani. Standın mı var? Evet, şu an gördüğünüz stand. Neler satıyorsunuz? Kolye, küpe, o tür şeyleri yapıyorum. Battaniye, çocuk ürünleri yapıyorum genellikle. Hı-hı. O şekilde yapıyorum yani. Öyle. Bunun dışında başka bir işin var mı? Evet, bunun dışında hafta içleri hastanede görev alıyorum. Hangi hastanede? Sözleşmeli olduğundan dolayı özel bir hastanede. Tamam, şu an aynen. Aynen. Girmesin. Özel hastane olduğundan dolayı şu an da belirtemiyorum. Bitti şu an. Buraya geldim, hani hobi olarak yapıyorum yani. Her cumartesi geleceksin. Her cumartesi hastanede buradayım aynen. Belediyemiz sağ olsun bayağı iyi yaptı yani, her konuda yardımcı oldular. Memnunuz yani bayağı. İyi işler diliyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler, iyi çalışmalar. Pazar ziyaretçisi hanımefendiyle daha beraberiz burada. Efendim merhaba. Merhaba. Tanıyalım sizi. Adım Figen Gömeç. Gaziemir'den geliyoruz. Çok seviyoruz bu pazarı. Hemen hemen her hafta geliyorum yani. Harikasınız. Çok memnunum. Çok keyifli bir vakit de geçiriyoruz. Çok güzel burada vakit geçiriyoruz. Konserlerde eğleniyoruz. Hı-hı. Alışverişimizi yapıyoruz. Torunumu da gezdiriyorum bu hafta. Yani çok memnunum bu pazardan. Sabahtan gelip akşama kadar kalıyor musunuz burada? Valla kaldığım da oldu. He. Ama kısa bir süre için gelip de gittiğim günde oldu. Yani vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz çok burada. Çok keyifli. Çok güzel. Sizin düşüncelerinizi alalım, önce tanıyalım sizi. Ben Gönül Şahin, ben de Gaziemir'den geliyorum. Ben ilk defa geliyorum bugün. Çok güzel, çok memnunum. Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Evet, çok güzel gezilecek yerler. Gerçekten güzel alışveriş yapılacak şeyler var. Bir şeyler yemek için de vaktimiz oluyor. Ne bileyim, çok da güzel. Müzik de, konserde de arkadaşım. Kalabiliriz de, konserde de kalabiliriz. Aynen. Hani çok güzel, bütün gün geçirebileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz çok güzel. Harika bir yer. Aynen. Çok memnun kaldım. İnşallah her hafta vaktimiz olduğu sürece gelmeyi isteriz. Eyvallah. Çok evet, güzel. Pagos pazarında iki tane gözlemeci ustası ablalarımız var burada. Bakalım iyi gözleme nasıl yapılıyor, nasıl lezzetli oluyor hemen anlatacak bize. Sizleyim. Gülünce güzel mi oluyor gözleme? Hemen size anlatayım. Tabii gözleme çeşitleri de var galiba. Evet, patlıcanlı yapıyoruz. Pırasa havuçlu var, patatesli var, peynirli, ıspanaklı. Yani isteğe göre bütün insanların damak tadına hitap ediyor. Evet. Çocukların da yiyebileceği şekilde. Hı-hı. Bütün çeşitlerden yapıyoruz. Yani evet, gülünce, sevgiyle yapınca daha güzel oluyor. Sevgi katıyorsun. Evet, daha güzel oluyor. Hı-hı. Öyle buraya geliyoruz. Evimize, çocuklarımıza bir katkıda bulunmaya. Harika. Kendimizi geliştirmeye.
Yani biz de bir şeyler öğreniyoruz. Hani yaparken öğreniyoruz da. Ve daha güzel olacağını da düşünüyoruz. Biz bir kooperatif olarak bu işi yapıyoruz. Değil mi? Evet, Pagus Kadın Kooperatifi olarak. Hı hı. Ve biz bir yere bağlı değiliz şu anda. Kendimiz 3 yıldır kendi çabalarımızla kurduğumuz bir kooperatif. Hı hı. Yani hepimiz aynı semtte oturuyoruz. 7 bayanız. Yani çarşamba günleri evet fuarda da varız. Sizin kooperatifinizden bir hanımefendiyle röportaj yapmıştım galiba. Sizin de miydi? Evet, Filiz arkadaşımız var. Aynı zamanda yönetim başkanımız. O bugün burada değil. Hı hı. Böyle yani birbirimize destek olarak güzel bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Kutluyorum sizi çabalarınızdan. Teşekkürler. Dolayı. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok karanlık. Kameramanlar da uzak. Çok karanlık. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet, Pagos üretici pazarında röportajlarımız devam ediyor. Şimdi de bir standa geldik. Hangi köyden geldi bu mantarlar? Mantarın adı ne? Kiraz. Tek tek konuşun. Kiraz Ödemiş. Evet, geldiniz. Evet. Her pazar geliyor musunuz? Evet, buraya? Her pazar geliyoruz. Her cumartesi geliyoruz her buraya. Her cumartesi pazar olduğu için ben pazar geliyorum. Evet. Evet. Neler satıyorsunuz? Mantar satıyoruz. Evet. Ekmek satıyoruz. Başka? Ot satıyoruz. Ayva satıyoruz. Hani patlıcan. Ha, orada. Orada. Patlıcan satıyoruz. Kurutulmuş patlıcan. Oo. Biber de var. İşte evet. Böyle. Ekşi maya ekmeği. Tarhana satıyoruz. Tarhana nerede? Orada. Siz kendiniz, anneniz mi yapıyor tarhanayı? Evet. Evet, kendimiz de. Sen ne diyorsun? Kendimiz yapıyoruz. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Ablacığım sen mi yapıyorsun tarhanayı? Ben kooperatifin başkanıyım. Öyle mi? Evet, evet. Biz İzmir Büyükşehir Destekli kurduk. Kooperatifimizde sadece istiridye mantar üretiyoruz. Öyle mi? Tabii ki, tabii. Bu doğal dağdan toplanan mantar değil. Hayır, kesinlikle değil. Mantar. Evet, Kiraz'da 25 kadın kooperatif kurarak istiridye mantar üretimini, hı-hı, başladık. Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediye'miz bu konuda bize çok destek oldu. Şu an Pagos Üretici Pazarı ve Kültür Park'ta ürünlerimizi pazara getiriyoruz. Yani çarşamba günü oradaki tabii ki. Pazara da tabii tabii. Evet, evet. Yani memnunuz satışlarımızdan. Ne kadar kilosu? Biz şu an 13 lira 12 liradan satış yapıyoruz. Pazarın durumuna göre. Peki bu mantarımız nasıl pişirilip yiyiliyor? Bu, tarifleri var mı? Tabii ki. Mantarımızın soteli, tavuk soteli çok güzel yapılışları var. Fırınlayabilirsiniz kaşarlı. Yani her türlü mangalı yaprak olarak. Sote. Tabii sadece tereyağda. Yani çok çeşidimiz var mantarla ilgili. Eyvallah. Lezzeti başka. Başarılar diliyorum. Bol alışverişler olsun. Gel böyle yanıma bakayım. Sen konuşmadın hiç. Gel yanıma. Gel, okuyor musun sen? Evet. Gel böyle yanıma gel. Nerede okuyorsun? Kaymakçı'da. Nasıl dersler? İyi. İyi misin, emin misin? Ne olacaksın büyüyünce? Düşünmedim daha ama ana sınıf öğretmenliği düşünüyorum. Sen ne olacaksın? Avukat almayı düşünüyorum. Sen? Öğretmen almayı düşünüyorum. Harikasınız başarılı. Sen ne olacaksın? Doktor. Doktor. O bak, herkes ayrı ayrı birer meslek seçtiler. Evet. Hepsine başarılar diliyoruz. Bu mantardan da mutlaka tatmak isterim ben ya. Vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olmayı istiyoruz. Harikasınız. Başarılar diliyorum çocuklar. Evet, üretici pazarında bir tezgahın başına daha geldik. Bir üretici ablamız var yanımızda. Neler satıyor? Karnabahar var, pırasa var, kereviz var, pancar var, ıspanak var. Ondan sonra biber var, yeşillik otlar var orada, ısırgan otu var, turp otu var, değil mi efendim? Evet, çeşidimiz bol. Hepsi kendi ürünleriniz. Hepsi kendi ürünlerimiz. Harikasınız. Kendimiz üretiyoruz. Nasıl gidiyor pazar? Memnun musunuz? Memnunuz. İyi gidiyor. Sağ olsun başkanımız. Destek oldu. Evet, destek oldu. Evet, çok. Çarşamba günleri açılan evet, pazarda katılıyor musunuz? Katılıyoruz, oraya da katılıyoruz. Harika. Güzel oluyor. Aldım. Kereviz ne kadar? 3 lira kilosu. Hemen teker teker fiyatlarımı söyleyelim. Karnabaharım 4 lira, pırasam 2 lira, kerevizim 3 lira, pancarım 2 lira, ıspanağım 2 lira. Ispanak düştü mü biraz? Evet. Bu zehirlenme olayından evet, sonra. Evet, zehirlenme olayından sonra düştü. Nedir bunun aslı sizce? Vallahi hiç bir fikrim yok. Ama hani ciddi mi yoksa gerçekten öyle bir şey oldu mu? Gerçekten öyle bir şey yok. Yıllardır zaten ıspanak üretiliyor. Aynen öyle. Aniden olan bir şey. Sanırım yabancı otların, evet, zararlı otların karışımıyla. Evet, o yüzden oldu herhalde. Bizimkinde bir sıkıntı yok. Satıyoruz, Allah bereket versin. Bol alışverişler. Amin inşallah. Hemen kardeşim ıspanağı dürüm yaptı, torbaya koyuyor. Babacığım, ıspanak zehirlenmesiyle ilgili neler söylemek istersin?
Valla bizim burada alanlar hep zehirlenmiyor. Özellikle kimdi? Bir sıkıntı yok diyorsun yani. Kesin. Cengiz Bey Kaşgari'ydi. Halen daha zehirlenmedi, ölmüyor. Bol alışverişler, bol kazançlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bir bayan, bir bey var. Tatlı yiyorlar. Bakalım nasıl bulmuşlar. Kendi ürettiği tatlılar bunlar. Nasıl efendim? Valla çok güzel, hafif. Ben çok beğendim. Pazarı da çok beğendim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı hem üreticilere hem derneklere sağladığı için. Daha da geliştirilebilir, daha da güzelleştirilebilir. Çok güzel düşünülmüş. Teşekkür ederiz. Eyvallah. İlk defa mı geliyorsunuz? Ben Lozan kapısındakine de gittim çarşamba günü. Buraya ilk kez geliyorum. Çok hoşuma gitti. Beğendiniz. Beğendim. Çok güzel. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Falan. İlk defa geliyoruz. Çok beğendik. Güzel. Bu kadar. Hem daha yüksek, hava güzel. Hem evet, manzara aynen. Çok güzel. Aynen. Yani aynen. Burada daha böyle yani insanların dinlenebileceği ortamlar sağlanırsa belediye tarafından çok daha... Sosyal alanlar oluşturulursa tabii, tabii. Çok daha iyi olur. Çok daha güzel olur ama yine de çok güzel. Eyvallah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hemen bitirin gitmeyin. Evet. Bagos üretici pazarında röportajlarımız devam ediyor. Bir tezgahın başına daha geldik buraya. Ama maalesef hem satış yapan buradaki esnaf hem de alışveriş yapmaya gelen insanlar burada yüksek sesle çalınan müzikten dolayı birbirlerinin söylediklerini bile anlayamıyorlar. Müşterilerle satıcı arasında gerçekten anlaşmazlıklar çıkıyor. Çünkü sıkıntı burada çalan müziğin volümünün yüksek olması. Evet abimiz uğratıyoruz mikrofonu. Siz ne düşünüyorsunuz bu müzik hakkında? Ya müziğin olması aslında iyi, buraya tamam. Bir canlılık veriyor ama dediğiniz gibi biraz volüm düşük olsa daha güzel olur. Evet. Ya ama yani maalesef ben ilgililere uzattım, bilgilendirdim bu konuyu ama ilgilenmediler. Yani biz de elimizden geldiği kadar ilgililerle konuşacağız yani. Buranın sorumlularıyla konuşacağız tabii ki yani. Eyvallah. Neler satıyorsunuz? Hemen gelelim size. Abi ben aslında benim işim değil. Ben başka iş yapıyorum ama eşim burada ve gelinimiz baklava yapıyorlar. Hı-hı. Turşu, tarhana, gözleme. Bu tür şeyler yapıyorlar. Biz de burada vatandaşlarımıza sunuyoruz yani. Eyvallah. Tatlar çok güzel görünüyor. Gerçekten bizim tatlarımız çok güzel. Yani tamamen ev yapımı, glukoz veya herhangi bir katkı madde asla kullanmıyoruz. Tamamen un. Gerçek pancar şekerinden. Tabii gerçek pancar şekeri, ceviz, un veya başka hiçbir şey yok. Eyvallah. Katkı sağ ol. Yok. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi hemen tezgahın yanında devam ediyoruz. Ablalarımız orada gözleme yapıyorlar. Hemen onların yanına gidiyorum. Döndür bu tarafa Kadir. Ablacığım merhaba. Kadir yaklaş biraz. Kadir'cim yaklaş. Gözlemeleri de görelim. Abla kolay gelsin. Sağ olun. İyi gözleme nasıl yapılır ablacığım? İyi gözleme buna sor. Hemen siz deyim o zaman. Bir saniye ben şöyle geleyim. Kolay gelsin. Teşekkürler babacığım, sağ ol. Kadir buradayım. Evet abla, dön biraz daha bu tarafa doğru. Evet. İyi gözleme nasıl yapılır? İyi gözleme nasıl yapılır? İlk önce tadına kendin bakman gerekir. Eğer damak tadına uyuyorsa, güzel tadı tuzu yerindeyse, malzemelerin de güzelse, hamurunu da güzel tutmuşsan gerçekten güzel olur. Gelenler bende biraz sıra bekliyorlar, problem yapıyorlar ama yedikten sonra da teşekkür edip gidiyorlar. Yani beklediğimize değdi mi diyorlar? Evet, beklediğimize değdi diyorlar. İyi gözlemenin hamuru nasıl olmalı sizce? Nasıl olur? Hamuru mayasız olmalı. Mayasız olmalı. Su, tuz, un. Maya konmaması gerekiyor. Maya konursa olmaz, güzel olmaz. Çıtır olmaz, lezzetli olmaz. Elinize sağlık, kolay gelsin, bol kazançlar diliyorum. Sağ olun.